Dünyayı boşa geçirmemek için ne yapmak lazım? Allah'ı bilmek lazım. Bildirdiği gibi bilmek lazım. Kendi hayalin gibi değil. Uya tabbel kulu medet ya Rahman Rahim, medet ya Kerim, medet ya İlahi Alemin. Destur ya Adem, Safiyullah, destur ya Muşekibullah. Destur ya İbrahim, Halilullah, destur ya Musa, Kerimullah, destur ya İsa, Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa, Habibullah. Destur cümle Peygamber Ramazan, Resulü Kiram ve Zaratı, destur ya sahibel meydan. Rıza lillahi l-Fatiha ve as-salatu. Evet, sabreden derviş murada ermiş derler. Eskiden beri bir tabi vardı. Allah hakiki derviş eylesin. Amin. Dervişliğinizden şüphe var mı? Hayır. Sizler de hayır deyin. Ama Allah layık kılsın. Amin. O istediği, yaratmaktaki maksadı tahakkuk ettiği dervişlerden eylesin. Amin. Derviş nedir ki? Derviş müttakidir, ittika sahibidir, mümindir derviş. Allah'ın emrine muhiptir derviş. Allah'ın emrinde Allah'ı çok zikreden kişidir derviş. Derviş, Allah'ı bildiği gibi emr-ilahi üzere yaşayan kişidir derviş. Emr-ilahi üzere. Yani şimdi emr-ilahi üzere yaşayınca dünyada hayat kalıyor mu? İşte o gafilleri de biz kabul etmiyoruz. Katı kurallarla dünyayı zindan eden serbest düşmanları. Nadar alim olur da sulsunlar. Bunlar bugün tasvir edemiyor, edilemeyecek. Dün de öyleydi, belki de başta oluyorlardı biraz. Bir lokma bir hırka diye tutturmuşlardı. Efendim. Evet, tasavvufta imtihan usulleri vardır. Derviş kendini tanıması için bazı imtihanlardan geçer. Hayat imtihanından geçer. Mesela 5 sene, 10 sene hadi 100 numara tercih derler. Yani maksat burada 100 numara tercih Allah'ın takdiri değil de dervişin nefsini öldürmek. Nasıl öldürmek? Dünyadan geçirmek değil. Yanlış anlaşılmış. Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyecek. Hep mahrumiyete geçecek hayatı. Hiçbir şey olmayacak. Hayır, hayır, hayır. Neden hayır diyorsun? Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman bunu bariz görüyoruz. Evliyullah'ın diyorum. Gerçek Evliyullah'ın hayatına baktığımız zaman bunu bariz görüyoruz. İmam Efendimiz'in hayatında da vardı, açık görüyoruz. Peygamber Efendimiz fakir değildi ki. Taraf etrafı da fakir değildi. Zamanın bezirganıydı Peygamber Efendimiz. Hazreti Hatice'nin Kübra radıyallahu anh validemizle izva gittiğinde zengin hanımdı. Allah şefaatine nail kılsın. Amin. Sonra Peygamber Efendimiz'in soyu düşkün perişan kişiler değil ki. Beytullah'ın anahtarını taşıyorlardı. Abdülmuttalip olsun. Evet.
Allah'a inanmış kitleler. İslam vesilesiyle yaşayan insanlar. İslam, Peygamber Efendimiz'le beraber değil, Adem Safiullah'la başlar. Bunu şimdi demeye başladılar yeni yeni, meyve veriyor. Elhamdülillah. Onun için dikkat edin. Cenab-ı Hakk'a sitem etmeyin sakın. Tutmuyor diye tutuyor. Elhamdülillah. Tutacak çünkü bizim eserimiz değil. Biz acizlerin eseri değil haşa. Onun lütfu ihsanı. Deryamızdan fışkırtırıyor nuru. Vardı da o. Bilmiyorlardı. O ahiler ki hani denizde yüzerler de, denizde dedi diye sorarlar o balıklar. Denizde yüzüyorsun da denizi bilmiyor. Çık da denizden ondan sonra anlarsın ne dolduğunu. Yani Allah çıkarmasın. Allah'ın rahmetiyle ihya ediyorsun da. Nasıl canım daha mı şahın? Evet. Varlık benlik yok, varlık benlik yok deyince sen varsın. Nasıl varsın? Allah'ın yarattığı Adem olarak varsın. Adem yok demek ki zaten. İnsan olmuyor amcasın sen. İnsan olduğun zaman bir varlık ifade ediyorsun. Nasıl varlığı varıyorsun? Allah'ın varlığı gibi değil. Onun yarattığı mahluk olarak efdali, şerefli mahluk rahmet-i ilahinin sonsuz tecelliyatına, tecellileşine mazhar olacak mümin olarak varsın. Müttaki olarak varsın. İttika sahibi olarak varsın. Yahut Allah korusun Habibim onlar hayvandan da aşağıdır hitabı. Bunu korusun. Hayvanlar birbirine hakkınlandıktan sonra toprak olacaklardır. Toprak. Kafir diyecek ki bugünleri görmeseydim ve ben de toprak olsaydım şu anda. İşte onlar toprak olamayacak. Çünkü hayvandan aşağıdırlar. Bunlar korkutma için söylemiyorum. Hoca efendilerimiz pek severler korkutmayı. Deyince Allah'ı sevmek bizim yolumuz. Onun icraatlarını beğenmek, hayranlık duymak. Aşk bu işte. Efendim, gel. Bilmiyorum, Ahu'nun gözlerine kapıldığın yuvarlı. Ne var? İlahi aşk değil bunlar. Bunlar mecaz, mecaz. Mecazlı aşk nereye gider? Gözle başlar, bilmem nereden aferesini dökülür demiş, bitti. Başkan, istediğin kadar anlatmaya çalış. İki kişiler de öyle dediler. Aşk ilahidir. Aşk Allah'ı hissetme, iç alemde. Onun karşı yakınlık duymaktır. Onu kabul etmektir. Kendi hiçliğini anlamaktır. İlim bu zaten. İster şey okuması yazması olmasın. İlim bu efendi. Bunu duyabiliyor musun? Aşk. Yoksa mecazi aşk. Hayvan aşk. Nefsin duyguları. Nefsin duyguları değil. Efendi sen aşkın. Ruhun zevkidir, hazıdır. Yaratıcı sırrı tahakkuk etmiştir. Yaratanın zevkini alıyorsun, anlıyorsun. Anlatamıyorsun ama yaşıyorsun. Ha biz diyoruz ki dervişler anlatacak. Yaşadığını da anlatacak. Yani Allah'a aşık olmak için de derviş olmak lazım, hayır o değil. Ama tertib-i ilahiye riayet etmeden bir şey bulamazsın. Tertib-i ilahi nedir? Allah'ın elçisine tabi misin? Mecbursun. Allah var diyorsan mecbursun. Allah'ın elçisine tabi olacaksın.
Hangisi olursa ol. Kitaplarına hürmet göstereceksin. Ve melaketi ve kütübü ve rasulî. Ve kütübü ve rasulî. İman oluyor o zaman. Hem de şartı. Evet. E bunlar olmadı. Kuru kuru kas kas derler. Ne demeyiz kuru kuru. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İyi. Onun için en son gelen şeriatlara tabi olmak evvelki şeriatlara göre daha kemalattır. Zamana uyumludur. Zamana uyumludur. En son gelen şeriata tabi olduk, zamana uyum sağlayamadık. Acı tarafı. Zamanı anlayamadık. İşte onu da anlatanlar pek beceremediği için. Yoksa ayrı ayrı değil, tasavvuf, tarikat, şeriat, marifet, hakikat. Evet. Allah tanıttı Peygamberimiz Efendimiz. Anlattı. Öyle anlayacağız. Allah-u Teala da gizli değil ki. Ama senin anladığın manada görecek gözün yok adam. Yaratmamış. Sonra kül olarak tecellisi merhametinden bir etmediği. Mükemmel tahammül edemez onun tecellisini. Değil. Şu alem topraktır. Biz de topraklardan olduk. Musa Aleyhisselam da dedi, ya Rabbi seni görmek istiyorum. Olduğun gibi görmek istiyorum. Onu yazın Peygamber. Lan terani uyuyor, göremezsin ya Musa. Beni görmeye muktedirdiğin için yaratmadın öyle. Çünkü senin aslın toprak. Ben bir sıfatımla tecelli edersem eritirim seni. Tahammül ediniz. Ya bu kadar da hikaye hayal haşa. Amanın. Amanın. Yine ısrar edince biliyorsunuz. Turla dedi toprak. Bak turla tecelli edeceğim bir sıfatımda. Eğer tur kaldırabilirse bunu kişi alem mükemmelat. Onun yet kudretinde. Yet yanı. Yedi değil, sekiz olmaz mı demiş bazı profesörler de. Yet, yedi rakam değil. Yet kudretinde. Bütün mükemmelat, alem. Onun kün emriyle var olmuş. Fekün emriyle bitecek. İman bu. İşin aslı bu zaten. Başka türlü anlatamazsın ki. Ya Rabbi lütfen görmek istiyorum deyince rahmet-i ilahi. Rahmet-i ilahi için tecelli etse biter. Musa da biter. Öyle bir şey ki. Yani Cenab-ı Hak niçin bize olduğu gibi tanınmıyor demeye olur mu? Seni tanıyacak şekilde yaratmış. Ama öyle arz ettiği gibi değil. Bak ulu lazım peygamberi dayanamıyor. Sadece o değil. Öyle. Tura tecelli edeceğin ya Musa bir sıfatınla eğer tur dayanırsa sen dayanırsın çünkü toprak mayamda sen orada. Tur eridi. Musa Aleyhisselam kendine geçti. Bayıldı geçti. Hayırdır? Mesela beni Adem öyle yaratılmış ki buna rağmen oraya da hayır. Selahiyet yok. Mesela Peygamber Efendimiz Sidretül Münteha'dan öte geçtiği zaman
Cebrail selam gelemedi yahu. Ya Muhammed dedi, ben birazını dağıtarsam yanarım. Anlıyor musun? Şiddetin müntahını da Hazreti Resulü Ekrem'in aşkıyla gitti. Delil yok. Aşkıyla gitti. Ne oldu gidince? Aşikâre gördü Rabbul İzzet'i. Allah'ın yaptığı izzet ikramı gördü. Sıfatların tecellisi değil. Yanar yoksa. İyi anlıyorum. Bakın. Şahitler de anlatıyor. Allah'ı bir şekilde olarak tahayyül etme. Zati sıfatlarına bir şey karıştırma oraya. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefet, nil havalis, kıyam bi nefsihi. Vücut Allah'ın vücudu. Ama düşünme nasıl. Sen buna muktedir'e atılmadın. Allah'ın evveli neydi? Yok. Girme buraya. Yanarsın. Bir zerresine tahammül edemezsin. Sen bir harif çingenesin, neylesin, durursun o aynen. Beka sonu ne olacak? Oraya da girme. Kıdem beka. Muhalefetin bir havadis. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Benzetme. Kıyam ile mekanlar münezzehtir. Allah yerdedir, göktedir diye böyle o kadar anlatma. Dumun bir de sizin gibi biraz aşırdım da bak. Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatından anlatmaya başladım size. Şimdi kimse muktedir değil, ona da bildirdiği gibi anlatıyor. Bir sıfatının tecellisine şu alem tahammül edemez. Nedir o öyleyse? Atırasını yani. Sen bir garip çingenesin, neynesin, bunusun ay demiş. Bununla iktifa edeceğiz mi? İşte derviş, onu diyorum. Bununla iktifa etme. Allah'ı daha iyi tanımaya çalış. Nasıl tanıyacağım? Şu sohbet hiçbir yerde dinlemezsiniz. İyi anlayın. Kitaplarda yok bu. Hocam. Hayır, hayır, hayır. Bu sadırda var. Allah'ın subut sıfatları, yaratılışın sırrı, beni Adem, şerefli kılınması, subut sıfatlarından üfürdü Hazreti Allah. Ruhundan ruh nefittim buyuruyor beni Adem'e. Hiç bu mahlukata vermeyen. Üfürdüm buyuruyor, hitap ediyor. Üfürdüm mü? Melek'i emrettim. Cin tayfasını emredim, Adem'e secde edin diye. Efendi, oyuncak değil, hikaye değil mi? Niye? O üfürme yok mu? Hani Cebrail Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem. Meryem Hatun'a da Cebrail Aleyhisselam'a üfüttürdü ya. Üfüttürdü. Bize bizatihi Allah üfüttürdü. İyi anlayın. Yani Meryem neden olmuş çocuk? Sen bakire kızsın. Ona sorun dedi. Beşikte konuştu. Beşikten çocuk çalmıştı yani İsa Aleyhisselam anlattı.
Onun için bir başkalık falan, daha yükseklik gibi tahayyül eder İsevi kardeşlerimiz. Ayırt etmeyin diyor, ayırt etmesinler, yapmasınlar. Kim diyor? Koyun muhtarı gizli değil. Hazreti Allah buyuruyor. Benim elçilerimi birbirinden ayırt etmeyin. Onlar benim elçilerimdir. Dolayısıyla Muhammed'in bu söz. Onlar benim elçilerimdir. Kullarımdır ama Resulümdür hepsi. Ayırt etmeyin. Biz onları yürürlükten kaldırdık ya Rabbi. Hani Temürlek Sivas'ı falan işgal edince hayli vurmuş kırmış. Cemaat kütle kütle toplanmışlar, dert yanıyorlar. Hoca rahmetullahi işlerinde. Hoca konuşuyor. Diyor ki onlar zulüm ya. Bunun inançla falan alakası yok. İnsanlığına alakası yok. Bu kadar zulüm olur mu? Falan veriyor, öğretiyor. Birisi çıkıyor içinden o toplumun. Hoca biraz ileri gitmedin mi diyor. Sen kimsin diyor. Aslında yok. Ben Timur'um diyor. Ha nerelisin diyor. Maveren Nehri'den. Maveren. Adın ne senin diyor Timur. Hükümdarlığı da var mı diyor. Var. Var diyor. Deniyor cemaat hazır olun er kişi niyetine. Beyt namazda diyor. Şimdi böyle. Şimdi biz öyle yaptık. Hazır olun her kişi niyetine beyt namazda. Öyle gayretullah'a dokunuyoruz ki. Bakın Allah'ın mağfireti sonsuz da. Rabbim'in affından istifade ediyoruz. Rabbim yine affetsin bizleri. Evet. Dünya mecbur kardeşim. Allah'ı bilmeye. Peygamber'i tanımaya. Diğer peygamber efendilerimize hürmet göstermeye. Onlara tabi olan ehli kitabı da hürmet göstermeye mecbur. İşine gelmedi. Çekşi mesela kes. Küfretmek. Onlara kafir, yavur, gayrimüslim demek hakkına ait değilsin. Merhumuş Allah'ım. Nerede verdiyse bana da göster. Dedik de 20-30 senedir gösteremiyorlar. İslam'ın şartı 5 dedim. Göster şunu ya. Nereden? Ya niye mi Kur'an'ı bırakıyorsun da başka şey dedin göstermeye kalkıyorsun? Kur'an Azimüşşan'da Hazreti Allah İslam'ı nasıl anlatıyor, sen nasıl anlatıyorsun? Sen bu şartı nereden çıkardın ya? İslam Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yani tek var İslam. Senin tatlı satır vardı kapıda değil ki. İslam dini, dini İslam. Hangi şeriata tabisin? Muhammedi şeriata tabisin. En sonra gelen, daha mütekâmi, daha mütekâmi. Rabbim'in lütfü İslam'ı, Rabbim ihsan etti. Senin eserin değil, Rabbim'in lütfü İslam'ı. O biller Allah'ın kulu değil mi? Değil diyorsan, Fatiha-i Şerif'teki birinci ayeti gözüne sokarım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Alemlerin Rabbiyim diyor Hazreti Allah. Baik. Besmele'den sonra. Din İslam, başka din yok. Başka din arayan husrandadır diyor Hazreti Allah Kur'an'a. Size dininizi tamamladım. Size dininizi tamamladım. Başka dinde ısrar ediyor adam. Neyse, lekum dinikum öyle, sen diyesin. Def ettin başında. İyi anlıyoruz değil mi? Kur'an'dan anlatıyor. Sadırdan konuşuyorum. Doğrulmadı içime gibi ama. Sizlerin de doğrulmaz. Bu ilmin şu anlattığım mevzunun üzerinde çürütecek bir ilim yok. Kabul etmeyin. Allah'ın sonu sıfatlar dedi ki beni Adem'e bahşetmiş. Değeri burada zaten. Üfürdün mü? Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, tekvin, kelam. Subut sıfatı. Kimin? Cenab-ı Hakk'ın. Adem'e de bahşetti. Bir nebze. Bir nebze. O subut sıfatlarına yaşadığı zaman Allah'taki varlığın subut sıfatlarına naşi olacak. Hayran olacak. Tasavvuf bu işte. Onun gerçeğini yaşamak, yaşamak diyorum. Kelime oyunları değil. Allah'ı çok zikretmek. Herkes Allah'ı zikreder de. Vicd gelinecek. Vazife edinecek kendisine. O birliği kim tanzim edecek? Peygamber'i tanzim edecek. Peygamber yoksa varisi tanzim edecek. Varisi kendim ediyor. Hayır, onu emredemem. Yoksa aklına geldi, öyle. Bakın efendime bir şeyini anlatayım, biliyorsunuz. Her gün gelir Galip Efendi oğlum, kağıdı kalem al da gelin. Kağıdı kalem alıyorum, geliyorum, yaz bakayım oğlum. Şu Esma'yı yaz, yaz. Hadi, bundan 100 tane okuyacaksın hep oğlum. Baş, elle yapıyorum. Her gün aynı şey. Bir gün yine geldi, Galip Efendi kağıdı kalemi getirdi dedi. Bir şey söyleyeceğim sana. Buyur. Sen diyorsun ki efendi gece düşünüyor. Hayır, hayır, şunu vereyim diye. Zamanında gel yok, kağıt kalem getir yok, veriyor. Öyle mi oğlum? Estağfurullah dedi, olma öyle. Çünkü 3 saat oturuyorum postun üzerinde, kalkamıyorum. Rahmetli hanımın haberi de yok. Bir gün dedi ki, ya sen derviş mi oldun yoksa? Boyuna oturuyor mu pastamın tarafından kalkmıyor mu? Gece çünkü kimse bilmiyor. Kalkıyorum gece. Ver haber. Anasını satayım. Demek dedi, böyle düşünüyorsun oğlum. Estağfurullah dedi. Yemin ediyorum ağladı efendi. Gözler ıslandı. Dedi ki oğlum biliyorum. Horantan çok benim gibi. Horanta dediler onlar. Çoluğa çocuğa. Horantan çok benim gibi. Gece gündüz çalışıyorsun. Onları yetiştireceğim rızıklarına diye. Gecen de müsait değil. Gündüzün de müsait değil.
Niye yapayım ben dedi. Veriyorlar oğlum sana. Ben vallahi ömrümü verdim şu esmalara. Sana hemen verdi. Allah makamını cennet etsin. Amin. Anladın mı? Sonra da aslında anlatayım. Kayınpederim geldi, Hacı Mustafa'nın diye tarafa icaret işi. Oğlum ne ders yapıyorsun dedi bana. Çok oturuyor bana. İşte şunu. Allah Allah, yapıyor mu bunları? Efendim çok ölüm sana ya der. Bunu nasıl kaldırıyorsun sen? Dedi. Sen kağıdı kalemi getir bana. Getirdik ki defter getirdik. Salı günü için okuyacaksın, çarşamba günü için okuyacaksın, peşin günü için okuyacaksın, cuma günü için okuyacaksın, cumartesi için okuyacaksın, pazar günü. Kız dedi ki, rahmetliğe gönderin. Baba hem dersi çok diyor musun? Bir de sen yükleniyorsun dedi. Hanım nasıl çok mu? Kızım kadir yok aynı değil mi? Böyle olması lazım falan dedi. Neyse onu da yapamadık ya. Sonra tabii Emrilahi Yıldır'a oradan da icazet verildi. Onun şahsıyla nasıl değil. Bazen diyorum belki bunlar açmak doğru değil de. Malum böyle dediler, hepsi sana bırakacak. Utanarak söylüyorum bunlara. Ben bu yolu istismar edenlerden değilim. Allah kahretsin. Tüyüm ürperir herhangi bir şey. Gayretullah'a dokunacak mıyım? Beşer izahım var mı? Var. Ama çok dikkat ederim buna. Rabbim kusurlarımızı affetsin. Amin. İşte Allah'ın sıfatları sana da bir nebze vermiş. O sıfatların tecellisini Cenab-ı Hak'ta göreceksin. Bu hakkın var işte buna. Bu sebebin var. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, tekvin, kelam dediğimiz bunları Allah'ta zuhur ettiğini müşahede edecek. İşte ilmin zirvesi bu. Allah semi basar diyor. Eşidir, görür. Gördün mü? Sana da görmüş ya. Allah'ın eşitliğini gördüm. Gördüğünü gördüm. Evet. Allah'ın konuştuğunu gördüm. Her Allah ihsan etsin. Çok çok. Gülmedi. Amin. Şaka oyuncak değil işte. İşte dervişin hasretin çektiği şey budur. Buna yaklaş. Eşi benzeri olmadığını diyor. Şerik-i nazir olmadığını müdürekim, şahidim. Arzu semadır üstüne icrarım ya. Aşıkım Sıdkı'ya ben Hazreti Şah-ı Resul'e derken Resulullah'a niye aşık oluyorsun? Allah'ı bildiğin için. Onu vesile kılmış. Ondan alacaksın. Onun gücü var mı? Vallahi yok. Başka Peygamber Efendimiz gücü var mı? Vallahi yok. Ama beşer olarak beşerin fevkinde yaratılmış. Rahmetine vesile kılmış Hazreti Allah. Ama canın istediğini yapabilir mi? Hayır.
İzin olmazsa Habibin'de şefaat edemez diyor. İlahi o günde kim kime merhamet edecek? Fırsat emam, el emam. Estağfirullah el azim. Allah'a eş ortak koşma. Allah'a eş ortak koştuğun zaman La ilahe illallah demiyorsun. Bir sürü ilahlar eden insan buna hakkı yok hadisi attı zaten de Allah rahmeti o kadar sonsuz ki o ümitle yaşıyor insanlar. Ama derviş bu işi yaşayan insandır, ayı olur. Biraz ben olacak derviş. Yine onun için ne demişler? Alimin yanında dilini, meşayihin yanında da kalbini sakla, koru. Niye? O lisanla değil, eğer gerçek müşterse. Senin içindeki ne diyor? Kötü duygular yahut güzel duygular. Oraya zaten akseder. Onun için insanlar birbirini sever de niye sevdiklerini bilmezler. Hani ilk dergahın kurulması da öyledir Ebu Haşimi Hazretleri'nin. Paşa hava çıkmış da. Zamanı paşa. Avlanırmış, bakmış iki kişi birbirini kucaklamış, öpmüş, koklamış. Oturmuşlar, sofrası, bendilerini açmışlar, neleri varsa yemişler, içmişler. Ağlaşarak dağılmış ikisi de. Paşa öyle seyretmiş bunları. Ne muhabbet yarabbi şu. İki kardeş ne kadar bu kadar birbirlerini seviyorlar bunlar. Gelmiş. Giden kardeşin miydi? Hayır o manada değil evet. Dermiş kardeşim. Ne, neydi o Muhammed? Neredir bilmem. Adı nedir bilmem. Kimdir bilmem. Hayran olur mu Haşa? Ya nasıl bilmem? Ama biz işte öyle birbirimizi gördün mü? Kokumuzdan tanırık. Kucaklaşır, öpüşürük. Neyimiz var, neyimiz yok. Verişirik, gelip içeriz. E sizin görüşeceğiniz hiçbir yer yok mu bir hane? İlk yapılan şey dergah böyle açılıyor. Muhammediyelikte. Ebu Haşim Hazretleri zaman. Evet. E şimdi gel sen bunu yasakla. Şimdi politika değil mevzum da. Yani kork hiçbir şey konuşmayacak mı? Hayır konuşamayacak. Gel onu yasakla. Gücün yeter mi? Hayır. Kimsenin gücü. Melekelerin de gücü yetmez. Ne yapar? Eşe bazı nasipleri belki uzaklaştırır. Nasip ise yine nasibini alır da. İstediği gibi olamaz. Atatürk büyük insandı. Allah kanıyana rahmet etsin. Bunu bilen insandı. 15 sene dejener olmuş. Zaman gelmiş. Öyle dejener etmişler ki dergahları. Menfaat yuvaları. Hatta çirkinlikler oradan zuhur etmeye başlamış. Tenzih ediyorum gerçeklerini. Ayaklarının turabıyım ben ama. Öyle hal almış ki menfaatleri galebe çalmış. Utanç yaşamışlar. İsim altında yürümüşler. Hal değil. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne Allah kalbine rahmet eylesin. Diyorlar ki, nedir Ümmet-i Muhammed'in çektiği?
Göster ümmeti Muhammed'i kurtuluşunu müjdeleyeyim. Sen bana ümmeti Muhammed göster de ben onun kurtulduğunu müjdeleyeyim. Ne mi istersin? Aman yarabbim. Efendi suçlamayın kimse. Suçu nefsiniz araya. İnşallah toplanacak. Gerçek yerine bulacak. Politikayla alakamız olmadığı için pek o taraflara gidemiyorum. Yoksa çok anlatacak şeyim var. Yuttum, siz de anladınız mı? Hani bir gün padişahlar yasaklamışlar küfrü. Çok küfür ederlermiş. Evet, İsevi taifesi daha çok. Dillerle alışıp ne yapsınlar, duramıyorlar. Ağol demiş. Gözünü severim, anlıyorsun ya. Anlıyorsun. Lan ben de senin gözünü severim, sen de anlıyorsun ya. Kaynadılarmış böyle. Yasak çünkü. Atıyorlar içeriye. Anlıyorsunuz ya. Dergahlara serbest bırakılacak herhalde kanunla inşallah. Efendim zaten kimsenin gücü yetmez. Yine de tartışmalı açık o zaman tartışıyorlar efendim bu Alevilerin cemevlerini ibadethaneye kabul edelim diye. Orada diyorlar yarın başka bir benim inancım bu deyip de dergahımı serbest bırak derse ne yapacağız diyorlardı. Aman canım valizim var mı? Biz müsaade mi istedik dergahı? Evet. Ya. Evet. Ya şimdi evet. Çırağımızda çiğniyiz yok. Buyurun, buyurun tertişe gelin. Ehl-i sünnet ve cemaatle yaşamıyorsa insan kapanın derim. Evet. Bir şey yok. Senelerdir diyorum ya. Her mahkemeye girdim. Yani atmasyon değil. Evet. Berat kağıtları ziyade durur avukası ya da. Hepsine beratım var. Sizleri mahkum edecek ne bir vicdan var ne kanun var. Yaşayan insanlar. Ama bu yolun istisnacılarının Allah ıslah etsin. Evet. Fakat şu halden de istifade eden imansızlar da türedi. Şimdi şu halden istifade eden imansızlar da türedi. Şimdi bunlar Allah iyiler inşallah. Ceza vererek düzeltmesin de Rabbim. Rahmetiyle ihsan eylesin. Evet. Tırman hakkında fazla konuşmuyorum çünkü kitabını yazdım onu. Rabbim'in lütfü ihsanıyla şimdiye kadar Şeriat-ı Muhammed'e öyle bir kitap yazılmadı. Tesettür, hicap, edep diye Rabbim dergahımıza ihsan etti. Çekinmeden de yazdık. Herkese dağıttık bütün devlet-i canevra. Öyle mi? Parasız. Niye? Yine baştakilerden bizi gıdıkladılar. Hı. Kırmızı çizgide ben biraz temas etmiştim tesettür icaba. Eski Dahiliye Vekili İçişler Bakanı haber göndermiş. Efendim şu tesettürü biraz daha açsın demiş, açsın. Fiyat değil ama daha istemiş. Biz anlaşıldı dedik. Şimdi derbide hem farz oldu hem vacip oldu kitap yazmak. Nereden yazdın? Fikrinden hayır. Kur'an-ı Azimüşşan'da Hazreti Allah ne buyuruyor? Hiçbir harbin değiştirmeden.
buyuruyor. Bu cihadı yapan efendim Rabbül Alemin bu cihadı korumak için ne gibi şeyler tavsiye etmiş. Değil mi? Siz dışarı çıkarken söyle Habibim hanımlarına, kızlarına. İnanan hanımlara da söyle. Erkeğe inanan hanımlara da söyle. Erkeğe inanıyor da kadın benden tetek takmıyor. Niye? Hakkını alıyorsun. Şunu anlatacağım. Siz dışarı çıkarken cilbap merdiveni başınızdınız, örtünüz, avret mahallini kapadınız. Eza olursunuz. Kapatmasanız eza olursunuz. Kahrolun yavrunu diyor. Eza olursunuz. Ha şunlar şunlar kapatmasın da biraz biraz kendini göstersin ki geride kalmış. Kimse bilmiyor. Biraz dışarı çıksın da hani. Hoş öyle derler. Belki taş yerde kalmaz, deri yerde kalmaz derler ama olur olur. Olur. Vallahi biraz görünmekte bir iş yoktur diyor Hazreti Allah. Hazreti Allah veriyor raporu. Siz kapatın eza olursunuz. Ne olur? Bir erkek sizin namusunuzu hale getirir. Onlara o duyguyu verdim. Bazıları bunu anlamaz. İlahi korku da yoktur. Fakat onun esiridir. Fırsat geçtiği zaman kirletir seni. Ne olur yarabbi kirletmekten? Ben imanlı erkeklere öyle duygu verdim ki o duygulu erkekler bir daha sana dönüp bakmazlar hanım diye, kadın diye. Bakamazlar. İmanları, hisleri benim verdiğim lütuf ve ihsanları bir daha sana karşı tamamıyla manidir. İyi anlayın. Ben kendimi koruyorum, bana bir şey olmaz. Şimdi sana olmadı ama inanan erkeklere de eza ediyorsun. Bir şey daha var. Canım senin dediğin gibi umacı gibi, umacı gibi gezdirmiyorsun. Canım asıl saadet de böyleymiş. Şimdi alın. Hatta gitmiyor bizdeki adına da affedersin dışarıdan ihraç malı getiriyor. Şimdi sen bunu mu alkışlıyorsun? İnsanlıkla bağdaşacak bir taraf yok ki. Sen o helak olmuş insanlara bir sor bakalım, hayatlarından mı? Hayır. Bir iki şu sanatkar, bu sanatkar falan çıkıyor da o oralardan bir şeyler olduğunu zannediyor. Sonra sütü. Benim gençlikte hayran olduğum bir İstanbul efendim Metepe'ydi tiyatronun sinemanın bu oluyor. Tepebaşı. Dram kısmı vardı. Şey kısmı vardı. Komedi kısmı. Ben de gençliğimden beri çok severim.
yeri fazladır. Yeniliklere, güzelliklere karşı. Cüneyt Gökçen'in ben bir tiyatroda şiirini dinledim. Bataklıdan'ın kızı Ayşe'yle başrol oynuyordu. Sonra böyle içkiyle, müşkiyle helak oldu. Aç kaldı, ellere düştü, perişanlıklar çekti, uyuşturucuları mutlaka oldu. Cahilet oldu. Ben bunları aylarca, senelerce hayranlıkla seyrettim. Sanatkar insanlar. Akıbet. Evet. Hatta Kıkçı'nın çevirdiği film Hazreti Mevlana'nın filmini çevirmişti de ben Hoca Efendi'leri o filme götürdüm. Anlatmışımdır belki de. Efendim ben oturuyorlar haydi. Hoca Efendi'ler, Hacı Efendi'ler. Dana dişi gibi insanlar. Ben gittim büyük sinemada. Yenişehir büyük sinemada gösteriliyor. Çok hoşuma gitti. Mevlana'ya. Efendi sizi bir filme götüreceğim dedim. Hayır efendi, içten mi konuşuyorsun dedi efendi. Evet. Sinemayı mı bir daha yıkıyorsun dedi. Efendim bu öyle sinema değil dedim. Hazreti Mevlana'yı temsil ediyorlar. Tam sizin bizim aracağımız. Hı? Nasıl olur dediler, rüllerine baktılar. Adam can dedi bazıları, bilmem ne falan falan falan. Olur dedim, bal gibi olur, niye olmasın efendim? Ben size bir loja tutarım. Kimseye göstermeden oraya sokarım, orada bakarsınız. Oradan da çıkar gidersin dediler. Böyle var mı dediler, ya ya var. Neyse sen bilirsin, olur dediler, merak düşürdüler. Hazreti Mevlana'yı göstermiş var dedi, Mevlana'yı. Nasıl olacak, ben anlatıyorum. Gittim, iki üç gün evvel. Sinemacıyı buldum, büyük sinema. Şimdi herhalde orayı bir pasaj var ya beraber. Anladım. Yenişehir'den. Sinemacı yurdum dedim ki sana Hoca Efendi'leri getireceğim 7-8 tane. Bizi alacak bir locam var mı dedim. Şöyle sinemaya girince sol köşedeki loca büyük dedi. İşte diyor ona sandalye koydu oraya dedi. Her konduğun sandalye dedim bana erkeğe parasını ödeyeceğim dedim. Locanın parasını ödeyeceğim. Koyduğun sandalye de parasını ödeyeceğim. Olur dedi. Benimle 8. Tam başlayacak sanırım, 9'a başlayacak. 9'da 5 kala bir arabaya bindirdim, büyük arabaya. 8 kişi 9'da 5 kala sinemaya bindirdim. Hepsinin sakalı burada. Bir girişler var herkesin, nazar için kimse kalmamıştı. Hep içeri girmişler de. 5 dakika kaldı başlamaya. Hemen ben de kapıyı açtım, buyurun dedim. Ben içeri oturtturdum. Şimdi arkaya bakanlar hep bizim locayı gösteriyorlar birbirlerine. Mevlana oraya gelmiş. Bende de yürek var ha. Ondan sonra neyse, sinema başladı. Şerefsizler, dünya güzel bir kraliçesi. Seçilmesini göstermiyorlar mı? Reklam. Tüh. Şimdi kadını hani en mahremiden döndürüp de gösterdikçe
Bizim hocalar hep birden bağırıyor. Tüh! Allah belanı versin. Tüh! Tükürüyorlar bir de. Hem nasıl tükürüyor? Esnaftan tükürüyorlar. Kale Efendi bizi buna mı getirdin? Dedim ki, markanız dedim, bakayım şöyle. Dön. Ben size başladım, söylerim dedim. Bunlar namussuzlar, mahsus yaptılar sizi geldi diye. Evet, mahsus yaptılar. Ne vergi dedim ya? Dönüm dedim ya, muhabbetten önce var dedi işte. Döndendim hepsini arasını, ben bakıyorum onların yerine. Sanki ben kızım buyum. Evet, baktım. Döndürdüm arasını. Ha şimdi dönün dedim, bitti çünkü melanetler, kerahatler. Hususu koydular zaten. Öyle eskiden başında bir gösterimler gördü de, ya sonunda işte bunu melanet ondan, Hazreti Mevlana'nın şu bağdaşır mı? İşini yan yana niye koyuyorsun? Güzel kraliçesini al dedi Mevlana'nın hayatı. Şerefsiz. Dönün efendim, tamam. Döndüler şimdi. Bakıyorum arada söyledi, ağlıyorlar. Önde sesli ağlıyorlar. Ha? İşlerin çekin çekin. Cüneyt Köşçer de oynuyor. Yaman artist. Biliyor musun? Ben Musa Deden de tanırım. Cahide Sonku. Berduşlu'yla bitti yazmış. Sonra neyse film bitti. Kalim Efendi, yine böyle olursa getir bizi mi olur? Ya, şimdi kör olur kızın kör olsun da niye kör olsun ya? Ne yaptı değilse sana kör olur demiş ona. Böyle gidiyoruz. Kör olur kızın kör olsun. Kör olun tanıyor mu? Ya, ne yaptı sana kör olur? Ne bileyim yavrum herkes öyle diyor, ben öyle diyorum demiş. Rabb'in lütfü şanıyla hayatına böyle geçmiştir. Ahlaksızlığa, şerefsizlığa, kinetsizliğe değil, medeniyete karşı hayranlığım vardır. Ve bütün Müslümanların öyle olması lazım. Allah-u Teala Hazretlerine ihsan ettiği ve bugün bizim de bilemeyip karıştırdığımız hastalıklar onlar. Düzelecek inşallah. Düzelecek çünkü benim yarım gelişimden bellidir. Bir türlü vardır öyle. Fakat bilmeyenler şerrinden Rabb'ına sığınıyoruz. Amin. Hak vermeyenlere. Haya öyle götüreceğiz diyenlerin. Çoluğumuzu çalışıyorumuzu da efendim, Allah'ın emrinizle başını bağladı diye tezisatlar menedenlerin şerlerinden Allah'a sığınıyoruz. Amin. Bırakın herkesi, özgür bırakın. Başına çevrede bir şey demeye hakkımız yok. Fakat yakınımızdaysa uyarırız onu yapmayalım. Evladım, ne yapıyorsun sen bununla? Bir zaman gelecek, bu uyarlığı yapacağız inşallah, serbestçe, rahatça. Bunun medeniyete bir zararı yok. Efendim, demokrasiye bir zararı yok, insan haklarına bir zararı yok, laikliğe bir zararı yok. Laiklik o demek değil ki, yani ilahi kanunlara, yaptığın kanunlara benzetmeyeceksin. Diyor musun bunu? Diyorsun. Otur sana, yaptığın kanunların %90'ını Allah'ın emrine uygun olduğunu göstereyim. Oldu. Hani niye geldik buraya? Allah'ın emrine uygun değil mi? Şirince şöyle demiş diyerek değil de, güzellikler Allah'ın kanunu, Allah'ın emri, Allah'ın tertibi, Tanrı'nın ilahi.
Başka türlü gösteremezsin ki, hakkın yok mu? Lillahi'l-Fatiha.